Şimdi hardalı biz normalde ne yaparız? Gideriz marketlerde şişelerden alırız. İşte kimisi çok acısını sever, kimisi çok daha tatlısını sever. Hardal bir defa çok faydalı. Dolayısıyla tohumu satılıyor. Hardal ben, tohumu. Evet, hardal tohumu satılıyor. Yapımı da o kadar basit ki bak bir taraftan yapalım. Bir taraftan ben anlatayım. Bu. Bu biraz toz şimdi haline getirmiş olanı. Herkesin evinde kahve değirmeni ya da hardalın tohumunu çekecek bir aleti yoktur. Eğer isterseniz bunu çekilmiş halde de bulabiliyorsunuz. Hazır kapalı paketlerde de hardal tozu diye satılıyor. Tamam. Şimdi içinde katkı maddesi yok. Lezzetini, acılığını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ve yapımı son derece kolay. Her şeyi ev yapımı yapmak lazım. Mümkünse kendi bildiğimiz çocuklar ketçaba hele bayılıyorlar. Ketçap yemek için köfte yedirildiğini biliyorum ben. Evde yapalım biz bilelim sağlıklı olsun. Kesinlikle öyle. Şimdi yapılması gereken şey şu. Şöyle. Bir, iki. Biraz göz kararı gibi hardal tozunu koydum. Birazcık tuz. Çok fazla koymuyorum. Hatta koymasanız bile olur. Ha şeker. Şeker birazcık lezzet veriyor. Bazı uzmanlar şekeri de koyulmaması gerektiğini söylüyor. Kendi lezzetinden yapılsın deniyor. Bu nedir? Sirke. Birazcık elma sirkesi. Elma sirkesini de ilave ediyorum. Ve bunu blenderda da çırpabilirsiniz. Koydum. Bundan sonra konulması gereken şey... Bu biraz taneli bir hardal. Ama bunun çok daha toz halleri söz konusu. Kendi zevkinize göre. Evet. Tek yapmanız gereken şey bunların hepsini birazcık daha koyayım. Biraz daha yoğun olsun. Hani bu bozuldu, ölçüsünü yapamadım, tadını yapamadım diye bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi şeker ve tuz biraz kişiye özel bir durum. Birazcık elma sirkesi. Ben sirkeden hoşlanmıyorum diyen limon ilave edebilir içine. Aa, limon da olur. Tabii. Ve yapmanız gereken şey şu. Bunu yaptıktan sonra o lezzeti yakalamak için 2-3 saat hatta bir gece buzdolabında beklettiğinizde şahane ev yapımı hardalı ister ekmeğe sürün ister hamburgerin arasına koyun ister evde yaptığınız sosisin içine çocuklara koyup verin. Gönül rahatlıkla rahatlığıyla çocuklara yedirebileceğiniz eşinize dostunuza yedirebileceğiniz şahane bir tarif bu. Peki, yani hazır hardal almaya gerek gibi. Yok tabii. Hardalın şimdi niye rengi böyle oldu diye sorarlarsa söyleyeyim. Bizim tohumumuz sarı hardal ve siyah hardal tohumlarıyla karışık. Bunu sadece sarısını alırsanız o marketlerde satılan sapsarı hardalı elde etmiş olursunuz. Ha. Bunda da farklı renk ve farklı aroma vardır. Biraz daha acıdır, biraz daha baskındır siyah olanın tadı. Ama tercih size kalmış. Tercih size kalmış. Sadece siyah hardal tohumunu da yapabilirsiniz tozunu alıp. Sarı hardal tohumunu da. Hani ay eve gün mün yapıyorsunuz ya işte yaptım kendim hardalımı diye koyuverin ortaya. Evet kesinlikle aa, öyle. Sos. Şimdi hardalı yaptın ketçabı yapmayacak mısın? Bayılıyor gittim, çocuklar tabii. Senin evet. Dediğin gibi. Hemen bir tencere alayım. O köfteyi yedirirken ketçap yemek için çocuk. Ama ketçaplı da ne yediğini bilsin en azından. Şöyle hardalı yakından göstereyim. Meltem Açıkel'den ev yapımı... Lezzetli mi lezzetli hardal sosu tarifi et yemekleri yaptığınız zaman yanına bir parça ilave edin. Çok yakışır. Kaç dakika sürdü yapılması? Bir dakika bile değil. Yapacağınız şey doğru bir yerden hardalın tohumunu almak. Onu güzelce çekmek ya da işte bunu öğütecek herhangi bir şeyiniz varsa ya da öğütülmüşünü almak. Ha. İçinde bir katkı maddesi yok, dayanıklılık maddesi yok, hiçbir şey yok. Son derece de faydalı. Şimdi geldik ketçaba. Ketçap yapımı çok daha kolay. Ketçaptan önce şu armutlar niye var? Ay o armuttan çok güzel.